Evet, haberi izlediniz sayın seyirciler. Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Sayın Yılmaz? Sağ olun Burada. Efendim. Sizler nasılsınız? Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hem sizin başkanlığınız hem yeni yönetimle beraber Antalyaspor'u ele aldınız. Kulüp ve vakıf ve dernek başkanı derken şimdi kulüp başkanısınız efendim. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ben öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bütün kanal ve izleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum. Malum 35 gün kolay geçmedi. Yani Antalya'da gerek belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil olmak üzere, milletvekillerimiz, STK'larımız, Antalya'da daha önceden Antalyaspor'umuzda görev yapmış başkanlarımız, kurullarda çalışmış arkadaşlarımız, tabii en önemlisi de Antalya'mızın medar iftarı, gururumuz, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun fikirleriyle birlikte Antalya'da güzel bir heyet oluşturmasıyla ilgili ciddi bir çalışma yaptım. Evet. Geçenlerde de sanırım geçen hafta Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Antalya Şubesi'nde de o dönemin Anonim Şirket Başkanı Emin Esapçıoğlu arkadaşımızla birlikte bir basın toplantısı yapmıştık. Şimdi o güne kadar yönetim kurullarında kısmen talep olmasına karşın maalesef Anonim Şirket'le ilgili bir başkan adayı bulunamamıştı. En sonunda başka hiçbir çaremiz de kalmadığı için ikinci ertelemeyi de yapmak Antalya adına belki de utanç verici bir tablo ortaya koymaması adına bu görevi üstlenmek durumunda kaldım. Daha çok yeni, iki gün önce kendim adıma hayırlı olsun dedim. Bu iki gün zarfında da yine Antalya'mızda önemli, marka olmuş, kendi sektörlerinde çok çok başarılı, pırıl pırıl sektörlerin lideri, çeşitli sektörlerden arkadaşlarla bir araya gelerek belki de tarihinde, daha önceki arkadaşlarıma da haksızlık yapmak istemem ama belki de tarihinde en güzel kurulu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Birbirinden kıymetli 29 kişilik bir yönetiminiz var efendim. Evet, şimdi biz bir de şunu yapmıştık. Daha önceden sayı minimum 7, maksimum 19'du. Evet. Biz sayının daha fazla olabileceğini düşünerek bugün genel kurulumuzda da ilk madde olarak 29'a çıkarmıştık. Evet. Sizin de bildiğiniz gibi. Evet. Ve 29 sayısı, yani biz bugün 59 kişi de olsa talipli arkadaşlarımız vardı. Evet. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bu arada da biraz daha ekseni genişletmekle ilgili güzel bir kurul oluşturduk. Danışma kurulu adı altında. Evet, evet. Orada da ilk kez değil mi? Evet, ilk defa. İlk defa. O da tarihinde ilk defa böyle bir kurul oluşturmuş ve Antalya'mızda yine çok seçkin kişilerle, arkadaşlarla donattığımız bir kurul. Gerek 29 kişilik yönetim kurulu üyesi, gerekse bu danışma kurulundaki 11 arkadaşımızla birlikte toplam 40 kişi. İnşallah Antalya'yı, Antalyaspor'umuzu iyi bir vizyona taşıyacağımızı düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarıma inancım, güvencim sonsuzdur. Şimdi bugün siz bir konuşma yaptınız, dediniz ki artık bugünden itibaren önümüze bakacağız dediniz. Geçmişi çok irdelemeyeceğiz dediniz. Ama 35 günlük bir süreçte de bir isyanınız vardı. Neredeydiniz beyler diye. Antalya'dan ekmeğini suyunu kazanan birçok kişi, buradan servet kazanan birçok kişi ne yazık ki takımı görmezden geliyor Sayın Başkan. Yani siz de Antalya'da bir iş adamısınız ama bugüne kadar her şeyi verdiniz. Yönetimlerde paranızı, pulunuzu, mesainizi, en önemlisi de mesainizi verdiniz. Üçüncü başkanlığı da sırtlamak durumunda kaldınız. Ama siz buna da isyan ettiniz bugün kongrede. Neden efendim? Ali kardeşim, şöyle ifade edeyim. Ben takriben 25 yıldır Antalyaspor'un gerek içinde olayım, evet, gerekse dışında olayım. Her zaman maddi ve manevi Antalyaspor'umuza elimden geldiğince destek vermeye, evet, çalıştım. Az destek verdiğim zamanlar oldu, çok fazla destek verdiğim zamanlar oldu. Ve hiçbir zaman bu kurulun başında hangi başkanımız vardı, bu kurulların içerisinde hangi yönetim kurulu üyeleri vardı diye hiç düşünmedim. Evet. Çünkü burada asıl olan her zaman Antalyaspor'dur. Antalyaspor, Antalya'nın en büyük markası olduğuna itibar ediyorsak, burada kişilerin gelip geçici olduğunu, dün başka arkadaşlarımız vardı, öyle, bugün hasbelkader biz varız, yarın yine bir başka arkadaşlarımız bu bayrağı devralacaklar. Tabii Antalya
Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel şehirlerden bir tanesi. Ama tabii, sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef şehrimizde yeterince destek alamıyoruz. Diğer Anadolu kulüplerinde örneğin bir Gaziantep'teki gibi herkesin takımına sahip çıkmasını bizim de gönlümüz arzu eder. Ama inşallah biz yeni kuruldaki arkadaşlarımızla birlikte, belki de benim 35 günde katmış olduğum enerjiyle birlikte şehirdeki bu dinamikliğin çok daha farklı olacağını ve Antalyaspor'a da bunların pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Biz umudumuzu koruyalım, ümit edelim. İnşallah Antalyaspor yarın daha iyi yerlerde olması için ben ve arkadaşlarım elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şimdi birazdan bu 29 kişiyi de sizin kıymet verdiğiniz Antalya'nın önemli isimlerini de paylaşacağız, kimler olduğunu. Fakat Antalya'nın değerini her zaman korumak da gerekli. Bu şehrin bir önceliği olmalı. Bu şehrin önceliği de Antalyaspor diyoruz. Burada bayrağımız da var. Ve siz de elinizden geleni her zaman yapıyorsunuz. Antalyaspor iyi de bir yerde aslında. Biraz da şevk de lazım değil mi? Şimdi 9. sıradayız anladığım kadarıyla. Bugünkü konuşmanızda Ziraat Türkiye Kupası'ndan da bahsettiniz. Hedefimiz ne efendim? Tabii şimdi ligde 9. sıradayız. Bugün de ifade etmiştim. Tabii ki hayalimiz Antalyaspor'un şampiyonluğu falan değil. İnşallah gelecekte, o günlerde evet, bizi bekliyordur. Gönlümüz birkaç basamak daha yukarıda olmayı arzu eder. Bugün Türkiye Ziraat Kupası'nda çeyrek finaldeyiz. İnşallah geçen seneki gibi dejavu yaşanmaz. Yine Alanyaspor'la oynuyoruz. Tabii ki hedefimiz final oynamak bu sene. Ben başta hocamız Ersun Yanal'a, teknik heyetimize, bütün futbolcu kardeşlerim hepsine yürekten inanıyorum, güveniyorum. İnşallah Rabbim de izin verirse bu kupayı şehrimize, müzemize getirmek istiyoruz. Biz de elimizden gelen her şeyi de yapmak için çaba sarf edeceğiz. Bugün taraftarlar da sizin yanınızdaydı zaten. Onlarla da kol kola fotoğraflar da çektirdiniz. Onlar da sizin başkan olmanızla beraber rahat bir nefes aldılar. Artık takımlarını sırtlayacaklar, güvenecekler. Önümüzdeki süreçte seyircili oynanmaya da başlanınca Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde söyledi federasyon başkanı. İnşallah Mart sonuna doğru artık oynanacak dedi. Taraftar da sizden umutlu bu yönde. Mesajları da var. Siz onlara ne söyleyeceksiniz efendim burada? Tabii şimdi taraftar gruplarımızdan 07 gençlik bünyesinde bir birleşim oldu. Evet. Bir de ikinci bir taraftar grubumuz var. Grup 1966. Evet. Gerek iki taraftar grubumuzun başkanları da, gerekse kurullarında görev yapan veya taraftar gruplarımızın üyeleri, yani hepsi fedakar ve bu takımın cefasını çeken arkadaşlarımız. Yağmurda, çamurda, karda, kışta her zaman takımın arkasında, hiçbir menfaat gözetmeden hep Antalyaspor'un başarısını isteyen kardeşlerimiz. Evet. Onlar da bugünkü dönemimizi canı gönülden destekleyen arkadaşlarımız. Ben bugün Kongre'de bir mesaj da vermiştim. Evet. Bugün milat olsun diye. Evet. Hatta sizin programınızda da uygunsa bir şey söylemek tabii, isterim. Tabii. Şimdi daha benimle önceki, de ilgili bir mesajınız evet, vardı evet, sizin. Evet. Yani sizinle ilgili de bugün taraftarımıza aslında bir mesaj vermiştim. Evet. Belki bugün ilk programa sizinle birlikte çıkmamda da ben taraftarların bana olan sevgisini ve güvenini biliyorum. Evet. Bu geçmişte kalmış olsun. Geçmişte kalmış olsun. Siz de her zaman bundan sonra inşallah Antalyaspor'un daha çok fayda sağlaması için söylemlerinizi canı gönülden bekliyoruz. Evet, evet. Bütün taraftarlarımızla birlikte burada bu konuyu bitirmiş olalım. Ben de bunun sözünü veriyorum. Önceliğimiz bizim Antalyaspor ama hani böyle takımlar arasında didişmeler olur. Böyle küçük Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray didişmeler olur. Onların yapımında sonra onların beni yanlış anladığı, benim onları yanlış anladığım yönler de olabilir. Ama sizin de söylediğiniz gibi herkes geride kaldı. Asıl olan Antalyaspor. Eyvallah. Taraftara bir şevk geldi. Artık kulüp oyuncularına da, futbolculara da bir şevk geldi. Onlarla beraber Antalyaspor çok daha iyi yerlere gelecektir diyoruz. İsterseniz bir listeyi okuyayım mı sizin? Olur. 29 kişiniz. Sayın seyirciler, Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu, Mustafa Sak, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Fesih Tamince, Tuncay Kilit Yıldırım
Yıldıray Karaer, Mehmet Güneysu, Mustafa Özdoğan, Hakan Karaca, Sabri Gülel, Tarık Sarvan, Ramazan Sert, Aziz Çetin, Berkay Bahar, Haldun Kilit, Emin Gülmez, Rasim Feyzan Doğu, Kıvanç Kuzay, Ramazan Karabulut, Rıdvan Güzel, Aytaç Altay, İsmail Eltemur, Ferit Sezer, Emrah Çelik, Okan Kaya, Mehmet Okan Kaya, Sezgin Özer, Atilla Akıncı, İbrahim Merey ve Adnan Başkan Antalya'nın birbirinden seçkin isimleri Mustafa Yılmaz Başkanlığında Antalya Spor Kulübü'nde yönetimi oluşturuyor sayın seyirciler. Sayın Başkan'ın da söylediği gibi bugün başkanın huzurunda bir milat ve önümüzdeki süreçte Antalya Spor'un marka değerini yükseltebilmek için ben dahil, bizim televizyonumuz dahil ki yönetim kurulu başkanımız da zaten yönetimde. O yüzden elimizden geleni herkese örnek olacak nitelikte sergilemeliyiz. Sayın Başkan, ben her zaman Antalya Spor haberlerine ve başarılarına önem vereceğim. Bunu bu da arada burada bir istirham olacak. Tabii buyurun. Tabii ki yönetim kurulumuzdaki bütün arkadaşlarımızın hepsi birbirinden çok değerli. Evet. Kıymet veriyoruz. Antalya'mızın çok değerli insanları. Ama bunun yanı sıra biraz önce de ifade etmiştim. Bizim danışma kurulumuzda da çok seçkin, evet, oranımlı, Antalya Spor'a her şeyle katkı sunabilecek arkadaşlarımız var. Evet. Şimdi onların ismini de söylemezsek onlara haksızlık yapmış oluruz. Evet, onlar bende yok Sayın Başkan. O zaman ben size takdim edeyim lütfen. Onların içinde mesela İlhami Kaplan hocamız var. O da bizim... Şöyle, İlhami kardeşim benim zaten... Bize de spor her zaman programı yapıyor. Her zaman zaten... önemli bir isim. Benim önemsediğim bir insandır. Ama isterseniz ben hepsini sayayım. Çünkü buyurun, hepsi bizim için değerli. Evet. Profesör Doktor Ömer Özkan. Evet. VDK Başkanımız Ali Güldalı. Orman Bölge Müdürümüz Vedat Dikici. Asat Genel Müdürümüz İbrahim Kurt. Antalya İl Kültür Turizm Müdürümüz İlknur Selçuk Köker hanımefendi. TÜROFET Başkanımız Sururi Çorabatur. Eski FIFA'lı, Kokartlı hakemimiz, biraz önce sizin de stajla bahsettiğiniz, evet, ben de aynı duygulara katılıyorum, İlhami Kaplan. Evet. Milli Emlak Daire Başkanımız Oğuzhan Sürmeli. Avukat Mesut Özder'in. Avukat Yemini Mali Müşavir aynı zamanda Turgay Dallı. Ve bağımsız denetçi Bahattin Ereş. Evet. Sayın Başkan, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Son sözünüzü alalım efendim sizden. Ben bütün Antalya'da yaşayan bütün herkesten Antalya Spor'a olan sevgisinin, inancının önümüzdeki günlerde daha çok artacağını umut ediyorum. İnşallah biraz önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi pandeminin yavaşlamasıyla birlikte seyircili maçlar oynamaya, evet, başlarız. Ben, evet, bütün taraftarımızı orada görmek istiyorum. Güzel günler bizi bekliyor. Herkes sabırlı olsun. Peki. Herkesin önceliği Antalya Spor olsun bu şehirde diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın diyoruz yeni yönetim için. Antalya Spor iyi yerlere gelecektir. Size inancımız tam, Antalya Spor'a inancımız tam. Katkı koyacağınıza da aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, Antalya Spor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz konuğumuzdu. Kendisi de önümüzdeki hedefler ve yaşananlarla ilgili aktardı sayın seyirciler. Zor süreçte takım kayyuma gitmeden sırtlandı ve kulüp başkanı oldu. 29 isimle beraber sayın seyirciler, kendisine katılımı ve Antalya Spor'a sahip çıkması yüzünden teşekkür ediyoruz ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz.